Merhaba arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, bu modelimiz için bir video çektim. Yalnız kenar oyasını yapamadım çünkü videom uzun olduğu için Kapanmasından korktum ve kenar oyasını yapamamıştım o zaman hemen şimdi kenar oyası içinde bir video çekerek sizlere bir kenar oyası yapacağım. Tabii ki dilerseniz benim kenar oyamdan yapabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir oyada yapabilirsiniz. Ben hani modelime uygun olacağını düşündüğüm bir kenar oyası var aklımda onu sizlere yapmak istedim tarif ederek sizlerde tercih meselesi olarak isterseniz yapabilirsiniz isterseniz de başka bir şey yapabilirsiniz arkası önü çok güzel. Her yönden baktığımızda hiç değişmeyen, her yönü de hemen hemen aynı olan güzel bir model çalışması oldu arkadaşlar. Ben ben bu modeli yaparken gerçekten çok böyle eee zevkle güzel yapılan bir model. Bazı modeller gerçekten insanı böyle hiç elinden bırakası gelmiyor deriz yani. Bu da o tarz bir model. Bakın şu şekilde modelimi anlatmıştım. Şimdi hemen kenar oyası içinde şöyle Bitirdiğim yerden, zaten burada bitirdim. Bitirdiğim yerden hiç ipimi koparmadan aynı ipimle devam edeceğim. Ha modelinizi, pardon, motifinizi pembeyle yaptınız mesela, işte atıyorum bir renkle yaptınız. Kenar oyasında başka renkle de yapabilirsiniz. Illaki aynı rengiyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece sizlere e, fikir amaçlı. Modelimi şurada anlatayım. Tamamen sizin kendi isteğinize göre olsun. Renk değişimi ister değiştirirsiniz, ister aynı renkle yaparsınız dostlarım. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum güzel dostlarım. Şimdi arkadaşlar tam e, motifimi bitirdiğim noktadayım şu an. Hiç ipimi koparmadım. Burada zaten bir zincirim var. 2 3 4 zincir çekeyim. Tığımı doluyorum arkadaşlar bakın. Şurada şurada bir boşluk var. Şöyle açayım sizlere bakın. Şuraya şuraya değil de şu ara noktaya tığımı batırarak 1 2 3 de bir çıkardığım bir trabzan yapıyorum. 1 2 aslında şurada burada bir iki zincir çekelim tamam çok özür dilerim tığımı doluyorum olduğum yere tekrar üçlü bir trabzan yaptım yanına bir trabzan üç trabzan oldu dört trabzan zaten motifimizin içi de dört trabzandan oluşan trabzanlarla yapmıştım hemen dört tane trabzanımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmiyorum tığımı dolamıyorum şu olduğum noktaya batıp sık iğne ile kapatıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın gene hemen şu noktaya batarak 1, 2, 3 de çıkardı. çektiğim bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Olduğum yere hemen bir üçlü trabzan yaptım ve bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın burada olduğu gibi bir tane de zaten kenardaki ikili zincirimizden bir trabzan oluyor arkadaşlar. O şekilde kenarındaki e, dörtlü trabzanımızı yapıyoruz ve hiç zincir çekmeden şu kısma şu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 zincir tığımızı doluyoruz. Hemen önümüzdeki noktaya batıyoruz. 1, 2, 3 de çıkarıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığ dolayıp olduğumuz yere geçip bu kısmın içine 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Burada 4 trabzan mı yapmıştık? Evet bakın burada 4 trabzan yapmışım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet burada da 4 trabzan yapmışım. Buraya da 4 trabzan yapalım. Bir an kafam daldım. Demek ki 4 trabzanımızı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımızın üzeri boş. Şu kısma sık iğne ile batıyorum. Bakın kenarımızda aynı içindeki motiflere uygun olarak bir kenar olarak çıkıyor arkadaşlar. Köşeye geldik. 1, 2, 3, 4 zincir tığımızı doluyoruz. Köşedeki şurada Şurada zincirin katı var. Onu almaya çalışacağım. Evet. Şu kısma giriyoruz. 1, 2, 3 trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya girip 4 tane trabzan yapıyoruz. 3, 4. Ve ne yapıyoruz? Hemen önümüzdeki atıp bakın köşeyi de bu şekilde yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 4 zincir tığımızı doluyoruz. Hemen önümüzdeki burada tabii ki farklı bir kenar olduğu için burada da neresi var? Şuraya batabiliriz arkadaşlar. Yani zaten kendimiz aslında şu aradan da girebiliriz burada. Şimdi kenarlar hani dönme şeklimiz değişik olduğu için önümüze de kenar kısımlar tabii ki farklı bir şekilde geliyor. Ona göre de zaten batacağımız yerler elimizde aldığımız zaman motifimizi yaptığımızda kendimiz karar verebiliriz. Şuraya batacağım şuraya şuradan çıkacağım diye yaptığımızda anlayabiliriz. Bakın 4 tırabzan tığım boş hiç zincir çekmiyorum tığımın üzerinde boş geliyorum. Şuradaki kısmın içine sık iğne ile batıyorum. 1-2-3 zincir. 4 zincir pardon zincirleri hep karıştırdım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tığımızı doladık. Yok ben buraya batmayacağım. Zincir arasına batarsak daha düzgün olur diye düşünüyorum. Evet. 1 2 3 4. Çok özür diliyorum sizlerden. Gerçekten arkadaşlar kafam o kadar yoğun ki bir de benim hani biliyorsunuz cik 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 var orada bir tane. O oradan cik cik ettikçe e, kafada bulanık şu an. <laughs> Çok özür diliyorum hepinizden arkadaşlar. Ya bir şey itiraf edeyim mi sizlere? Böyle video çekerken de ne bileyim ben ben normalde de hani birazcık kendimden bahsedecek olursam şu, bu arada hemen Normalde de yani böyle çok konuşkan biriyim yani konuşkan derken böyle çok şey durmak istemiyorum arkadaşlar hani çok resmiymiş gibi durmak istemiyorum yani içimden geldiği gibi sizlere konuşmak istiyorum ama bazı videolarda tabii ki kendimi engelliyorum ama ne bileyim işte ben de birazcık böyleyim herhalde çok özür dilerim şu an sizlere sanki bir dertleşmeyi istediğim gibi oldum çok özür dilerim içimden gelenleri aktarmak istedim sizlere. Yani tam videolarımda belki de e, istediğim gibi e, çok böyle hani kendimi belki birazcık pasıyor muyum? Nedir? Aslında ben böyle değilim. Ben böyle hani daha böyle cıvıl cıvıl konuşarak anlatmak istiyorum ama hani yanlış mı anlaşılır diye de düşünmüyor değilim. Bakın arkadaşlar hem konuştuk hem bakın Motifimizin etrafını bu şekilde döndük, geldik. Ben şimdi bu motifimi tamamen döneyim, bitireyim. Nasıl bir güzel motif olacak görelim. Evet arkadaşlar bakın. Motifimizi tam bitirdiğim şu noktadan yani bakın, motifimi tam şunu kenar alayım tam şurada bitirdim ve ilk olarak şu kenarı yapmaya başladım arkadaşlar şuradaki 4 zincirle başladık döndük 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 bu şekilde 4 tarafını yaptık arkadaşlar tam bitirdiğim noktada bakın daha ipimin ucu burada kesmedim tam burada motifimizi noktalandırdık hatta şöyle söküyorum. bakın şuradan ne yaptım bakın tam burada başlamıştık şuradan döndük yaptık bitirdik son dörtlü trabzanımı da yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden hemen bakın başladığım dip noktaya şu şekilde battım kaydırma yöntemiyle birleştirdim bir tane sık iğne de şöyle sıkıştırdım bir zincirle bakın ipimi şimdi burada hop kestim İpimizi bir tarafa atıyoruz modelimiz elimizde Hadi bunu bir de hemen şöyle arkasını çevireyim. Burayı arka olarak kabul ediyorum çünkü artık e, kenar oyasını yaptıktan sonra motifimizin önü arkası kendini göstermiş oldu. Az önce arkası da önü de her yeri aynı diyorduk ama şu an artık motifimizin arkası, önü belirlenmiş oldu. Bu kısım motifimizin arka kısmı. Bu kısmı da motifimizin ön kısmı çünkü kenar oyasını bu yönde yaptığımız için kenar oyası bize motifimizin arkasının önünün nere olduğunu ispatlamış oldu bu şekilde. Bakın arkadaşlar kenar oyasıyla da ayrı bir güzel oldu. Dediğim gibi büyükçe bir örtü de yapabilirsiniz. Ee, tamamen hiç tek renkle büyükçe bir kare örtü de yapabilirsiniz bir önceki videomda söylemiştim onu veya böyle küçük küçük parçalar halinde kullanacağınız bu bir sehpa örtüsü olabilir ne bileyim e, şimdi çocukluğuma gittim bir an arkadaşlar çocukken biz bu tarz e, elimizde annelerimizin ellerinde e, hani örgülerinden artan ipler olurdu böyle küçük küçük el bezleri yapardık biliyor musunuz arkadaşlar tığ öğrenmek işte tığla örgü öğrenmeye isteyen çocuklara hemen annelerimiz ne yapardı bir ip bir tığ verirdi hadi bakayım şundan yapın çocuklar derdi biz de hemen böyle küçük küçük el bezleri yapardık değişik değişik örgülerden şu an yemin ederim o günüme gittim bu bir el bezi de olabilir ne bileyim mutfakta kullanabileceğimiz biz bunları özellikle yapardık böyle parça parça mutfaklarda el bezi olarak özellikle de bir misafir geldiği zaman meyveler yener, yenilirken hani meyve tabağının yanına Böyle hani meyve yedikten sonra elimizi silelim diye kullanılsın diye el bezi olarak kullandığımız bezlerimiz olurdu. Hafif ıslatılırdı onlar. Getirirdi böyle işte meyvemizi yedikten sonra şu şekilde ellerimizi siler. Gene bir tabağı olurdu bunun. Tabağın içine katlar şu şekilde kaldırırdık. Yemin ederim bir an çocukluğuma gittim ve sizlere de hemen bu duygularımı paylaşmak istedim. Hey gidi günler diyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. İşte nereden nereye geldi. Bir model bana neler anlattı. Yani arkadaşlar kısacası modelim bu. Kenar uyan bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, benim hoşuma gitti. Ve sizlerle hemen paylaşmak istedim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Cümlemiz için. Ramazan ayının içindeyiz arkadaşlar. Oruçlarımızı hayırlısıyla tutmayı Rabbim nasip eylesin. Cümlemize inşallah tutamayanlara da inşallah tutabilme gücü versin, sağlığı versin diyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.